Kendin ne denebilir? Baba. 12 yaşındaydım. Ben psikolog olmaya karar verdim de çünkü sahnelerden uzak tutmak istedi beni. Bu işi yapma dedi bana. Yeteneğin yok dedi. Açıkçası. Tam olarak böyle söylemişti. Şimdi anlıyorum. Yeteneğim var ama istemedi bunu yapmamı. Kötü bir öğrenciydim ben. Bayağı kötü bir öğrenciydim. Ve doğal olarak işte üniversiteye giriş sınavında çok kötü bir puan aldım ve tam da o sene benim mezun olduğum İstanbul Ticaret Üniversitesi puansız bir şekilde psikoloji açtı. Evdeydi kağıtları. Ben 24 tercihli bir listeyi götürdüm okula. Yıldız Teknik Üniversitesi Fransızca mütercim tercümanlık tutacaktı. Biliyordum bunu. Verdim. Geri tam çıktım, babam aradı. Hayallerini gerçekleştirmek zorundasın dedi. Psikolog olacaksın sen. Baba olamam dedim, para yok. Özel üniversiteye götürme beni. Aa dedi, yazacaksın. Geri döndüm, ağlaya ağlaya büyük bir kavgaydı. Çok büyük bir kavgaydı. Bu benim hayatımın dönüm noktası. Yazdım ve girdim. Ve şu an bugün burada olabilmemin, ayaklarımın üzerinde durabilmemin yegane nedenidir. Çünkü gerçekten ceketini satarak okudu beni. Bunu biliyorum. Kimi zaman ücret almadan hırlarlar yaptığını biliyorum. Sırf beni okutabilmek için. Sayesinde buradayım. Sayesinde buyum. Sayesinde benim. Eğitim var. Hala var. Hala benim babam çünkü o. Ve evet, çaktırmadan. Gerçekten çaktırmadan. Beni de ben yaptı. İyi ki buradasınız. İyi ki tanıştınız kendisiyle. Ben biraz daha şanslıydım sadece. Bütün aile adına teşekkür ederim burada olduğunuz için.